Hamileyken anne karnında bile bebekte kalp rahatsızlığı varsa teşhis konulabiliyor. Düzenli takiplerle doğumdan sonra da gerekli müdahaleler yapılarak çok başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ülkemizde e, yılda aslında 12-15 bin e, arasında doğumsal kalp hastalıklarının e, doğduğunu e, bilmekteyiz çocuk doğumsal kalp hastalıkları çok geniş bir yelpaze olduğu için çocukların da yaşına bağlı olarak farklı yaşlarda farklı hastalıklar farklı bulgularla karşımıza gelebiliyor. Özellikle yeni doğmuş döneminde başvurulan şikayetlerin daha çoğunluğu beslenememe hızlı nefes alma, çabuk yorulma ve terleme gibi e, şikayetlerle başvurabilirler. Ha, bunun dışında e, mavi bir bebek dediğimiz e, vücudunda morluklar, dudak çevresinde morluklar e, şikayetleriyle e, doğumsal kalp hastalıkları verebilir. Uzmanlar çocuklarda görülen doğumsal kalp rahatsızlıklarında doğru ve erken tanının önemini vurgularken anne karnında da hastalıkların teşhis edilebildiğini belirtiyor. Hocam peki çocuklarda en sık cerrahi gerektiren kalp hastalıkları neler? Hangileri görülüyor daha çok? Büyük bir ihtimal duymuşsunuzdur. Fallo tetrali ise ee, hem kalpte delik oluyor, hem damarlarda tıkanıklık oluyor. Bu çocuklar ilk doğduklarında murarma tanısıyla e, başvuruyorlar veya öncesine tanısı konmuş oluyor veya bu bazı hasta bebeklerde kalpten delik oluyor. Yeni doğan dönemlerinde en çok en sık gördüğümüz e, sinirik hastalık ise büyük arter transpozisyonu dediğimiz kalpten çıkan ana damarların ters olarak çıktı bir hastalık temiz kanla kirli kan birbirine karışıyor ee, eğer bir, ilk, ilk bir hafta içerisinde ameliyat etmezsek çocuğun hayatı tehlikeye giriyor bazı çocuk kalp hastalıkları sadece takip ediliyor sevgili izleyiciler. ama ilerlemiş bir kalp hastalığı varsa cerrahi müdahale yapılabiliyor özellikle ritim bozuklukları konusunda e, anneye verilen ilaçlarla hani bebeğin aritmilerinin tedavi edilmesi gibi e, durumlar söz konusu daha çok Doğduktan sonra e, bunların acil e, tedavi planı, ameliyatların planlanması yapılabiliyor. Bunun için de eğer anne karnında bir doğumsal kalp hastalığı teşhis edildiyse o bebeğin tam dolanımda bütün ameliyatların, anjiyografilerin yapılabildiği bir hastanede doğumunun yapılması ve sonrasında da e, organizasyonun e, çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. İmkan var ise her doğan bebeğin e, bir çocuk kardiyoloğu tarafından görülüp doğuştan kalp hastalıkları açısından ekokardiyografi ile değerlendirilmesini biz öneriyoruz. Bazı doğuştan kalp hastalıklarının çünkü belirti vermesi zaman alabiliyor, tanısı gecikebiliyor, tedavide gecikmeler olabiliyor. O yüzden e, mümkünse her yeni doğan bebeğe şikayeti olmasa bile ekokardiyografi e, yapmakta fayda var aslında. Uzmanlar doğumsal kalp hastalıklarının çoğunlukla genetik faktörlerle ortaya çıktığını belirtirken Gebelik döneminde annelerin de çevresel faktöre özen göstermesi gerektiğini belirtiyor. Peki ameliyat sonrası süreçte aileler nelere dikkat etmeli? Olur? Bu sürecin aslında en büyük e, faktörlerinden biri aile. Aslında onlar bu süreci hazırlar ise biz ameliyat öneriyoruz. Birçok hasta, birçok bebek bu süreçten sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürerek çıkıyor. Aile eğer çocuğa verdiği bu, deste, bu süreçte desteğini verir ise, çünkü hani ben onlara da hak verebiliyorum. Genelde e, bu çocukların önemli bir kısmı tek bir ameliyatla bu süreci atlatmıyor. İlk süreci ameliyatı oluyor. 5-6 aylıktan aylık olduğu dönemde ikinci ameliyat oluyor. Büyüdü, büyüyor, 5-6 yıl, 5-6 yaşına geliyor, üçüncü ameliyat oluyor. Bu süreçte ailelerin desteği hakikaten çok önem kazanıyor. Evet, bazı çocuk kalp hastalıkları ise mutlaka cerrahi müdahale gerektiriyor sevgili izleyiciler. Ve bu cerrahi operasyonlar Türkiye'de çok başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Yani çocuk kardiyolojisi bölümü olarak dünyada iyi bir yerdeyiz. Yani dünya çapında başarılı hocalarımız var. Dünyada yapılabilen girişimsel işlemlerin, tedavilerin hemen hemen hepsi Türkiye'de başarıyla uygulanabiliyor. Çocuk kalp cerrahisinde de iyi bir yerdeyiz. Yani Türkiye'de yapılmayan ameliyat yok gibi. O bakımdan da aslında şanslı bir durumdayız.